Şimdi bak, ben çok üzgünüm. Gerçekten bak, yaptığım yanlıştı. En azından gerçekten üzgün olmadığını biliyorum Nesir. Cüneyt, ben çok korkmuştum. Babamın ölümüyle hayatımız allak bullak oldu. Üstüne Cem bizi evden kovdu. Ya bir de hapse atılmayı göze alamazdım. Annem ne yapacaktı o zaman? Keşke mümkün olsa. Ya bir kolye yüzünden benim hayatımı mahvettin be. Ulan herkes bana hırsız damgası vurdu. Kimse iş vermiyor bana, anladın mı? Hazmedemiyorum lan. Hazmedemiyorum Nesrin. Ben sana köpek gibi aşıkken beni böyle bırakıp gitmeni hazmedemiyorum. Cüneyt, çok korkmuştum diyorum. Anlamıyor musun? Eğer o kolyeyi çıkartıp verseydim... Kes sesini be! O evdekiler gerçeği öğrenecek diye korkuyorsun değil mi? O taktığın kolyeyi nasıl elde ettiğini bilecekler diye tir tir titriyorsun. Benim hırsızlığıma ortak olduğunu bilecekler diye de korkuyorsun değil mi? Cüneyt, lütfen biraz sakin olur musun? Ya korkmuştum diyorum sana, anlamıyor musun? Babam ve Cem öğrenselerdi beni gebertirlerdi. Bak, bak benim sana karşı hala duygularım var. Ben seni çok özledim. Ya özleseydin bir kere olsun yanıma gelirdin. Gelmedim mi zannediyorsun? Tabii ki geldim. Ama beni içeri almadılar. Ay, beni de suçuna alet etmeye çalışıyor yani, inanamıyorum. Ben ne kolye gördüm ne de duydum. O çalıştığın evdeki herkes senin ne kadar pislik bir insan olduğunu bilecek. Her gün öleceksin onlara ne zaman gidip gerçekleri söyleyeceğim diye. Korkacaksın, korkacaksın benden, anladın mı? Lanet olsun lan sana. Thank you.